Hocam, Mehmet Hocam, Yeni bir İrem haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Bugünün gündem değerlendirmesini aslında Donald Trump hükümeti belirledi. Çünkü önemli bir adım attı. Aslında bunu da konuşacağız. Ne kadar öngörülemez, ne kadar şok değeri olan bir adım. Belki bu tartışılır. Çünkü özellikle Donald Trump iktidara geldikten, bilhassa da geçtiğimiz sene 2018 Mayıs'ında anlaşmadan çekildikten sonra sürekli el yükseltiyor. Tabii. Yaptırımlar yoluyla İran'ı dini bitiranlık olarak suçlamak yoluyla vesaire. Ancak her halükarda bu ayın 8'inde hafta başı atmış olduğu adımı, yani devrim muhafızları ordusunun, İran'ın devrim muhafızları ordusunun yabancı terör örgütleri listesine alınmasını elbette azımsamamıza neden olmamalı. Her halükarda bu önemli bir adım oldu. İran açısından önemli bir adım oldu. ABD'nin İran'a yaklaşma açısından ve elbette İran içinde ve bölgedeki gelişmeler açısından. Bugün bunu meseleyi değerlendireceğiz. Ve Mehmet Hocam, ben seninle başlamak istiyorum. Tabii biz hatırlıyorum, çok iyi hatırlıyorum. Ruhani hükümetinin reformist yaklaşımları, reformist politikaları, ılımlı yaklaşımları derken Trump iktidara geldiğinde demiştik ki artık yavaş yavaş Ruhani bunları çok telaffuz edemez hale gelecektir. İran etrafındaki çember daraldıkça. Ve bu adımın ardından İranlı yetkililerden açıklamalar geldi. Cevaz Zarif'ten geldi, Ruhani'den geldi. Hatta bir takım değil mi? Evet. Gösteriler ya da arz-ı endamlar oldu. Devrim muhafızları ordusu kıyafetleri, üniformalarıyla. Bize içerideki atmosferi, bu karar sonrası bir anlatır mısın Mehmet Hocam? Yani bu birkaç kez daha önce tabii gündeme geldi ama hep sanırım Amerika'nın içerisindeki bazı güvenlik elitleri ve aktörleri de devreye girdiğinden, yani sağlıklı bulmayacaklarından ertelenmişti ama demek ki artık Trump'ın veya Amerika'nın İran'a yönelik politikalarının yeni bir aşamaya geldiğini gösteriyor bu kararın açıklanmış olması. İran'dan ilk tepki tabii öncelikle Dışişleri Bakanı, hemen Cumhurbaşkanlığı ve Milli Güvenlik Yüksek Konseyi kurulunu toplayıp Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin CENTCOM'un özellikle Batı Asya'da görev yapan, yani daha doğrusu buna böyle vurgu yapmalarının sebebi İran'ın menzilinde bulunan güçlerine, hı hı, diyelim daha doğrusu terör örgütü ilan etmesi, ki nitekim kısa bir süre içerisinde bunu yaptılar. Karşılıklı olarak tabii ilk defa böyle bir şey yaşanmış oldu uluslararası ilişkilerde. Cumhurbaşkanı Ruhani çok ciddi bir şekilde devrim muhafızlarını sahiplenecek bir tarzda açıklamalar yaptı. Daha önce biliyoruz devrim muhafızlarıyla özellikle dış politika, iç politikada, ekonomik konularda vesaire de hükümetle ciddi bir şekilde görüş ayrılıkları ve uygulamaları, hı hı, var ve bu zaman zaman hükümet ile onlar arasında ciddi sorunlara sebep oluyor. Bu bağlamda da yani Cumhurbaşkanı da hükümette zaman zaman yüklenmişti onlara. Ancak bu durum tabii ki çok farklı. Yani ülkenin anayasal kurumu, silahlı kuvvetlerinin en önemli parçalarından birini terör örgütü ilan etmeleri yani kabul edilebilir bir durum değil. Zaten uluslararası hukuk ve normlara da aykırı bir şey. Dolayısıyla ülke içerisinde gerek devlet erkanı, gerek hükümet olarak veya diğer sivil, siyasi aktörler bu konuda hem fikir ve hem seda tepki gösterdiler. Yani sonuçta burada ülkenin anayasal bir aktörü, bir gücü, bir kurumu terör örgütüne alınması ne demek? Yani o zaman ülke içerisinde devletin diğer kurumları veya hükümet erkanı da buna bu şekilde mi bakacak? Eğer meşru görürse böyle bir yaklaşımı. Dolayısıyla tabii ki doğal olarak hem milli hem parantez içerisinde dini reflekslerle devreye girerek ciddi bir şekilde buna tepki gösterdiler. Milletvekilleri meclise, işte devrim muhafızlarının kıyafetleriyle geldiler. Ondan sonra haber sunucuları, televizyon programı sunucuları kıyafetleri giyerek benzer şeyle bu şova bir katkı sunmuş oldular. Ama bu işin tabii ilk tepkileri ve ilk anları süreç içerisinde mutlaka farklı bir yöne evrilecektir. Yani bu böyle devam etmez. Çünkü gerçekten bugün İran hükümetinin karşı karşıya olduğu birçok ekonomik özellikle sıkıntıları ve dış politikada biliyorsun yakın zamanda Suriye, Beşar Esad'ın habersiz davet edilişi yüzünden, hı hı, Dışişleri Bakanı'nın istifasını, ardından yaşanan çatlakları vesaire gelişmeleri hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu konular bir nevi
başlangıç itibariyle devletin kurumunu, yasal kurumunu sahiplenmek adına bu tepki verilmiş olsa da bence önümüzdeki süreçte hükümetin eline de bir koz vermiş durumda. Yani özellikle ekonomik alanda çok geniş alanlara hükmediyor. Ve bu bağlamda hükümet sürekli bunu kontrol altına almaya ve onların hükümete devrini istiyordu. Yani hükümete derken Ekonomi Bakanlığı ve ilgili bakanlıkların bünyesine. Bu bir fırsat da sağlamış olacak. Şöyle bir fırsat sağlamış olur. Yani eğer yaptırımlar tüm bu DMO şirketlerini ki 5000'e yakın olduğu söyleniyor kapsayacaksa tüm altyapı projelerinden savunma, silahlı kuvvetler vesaire bütün alanlara el atmış durumda. Dolayısıyla tüm bunlara uygulanacak bir yaptırım İran'ın tamamına uygulanmış bir yaptırım. Yani tüm kesimlerini ve katmanlarını kapsayacak bir şekilde. Zaten devreye girmiş bir yaptırım vardı. Onun alanı genişlemiş oldu şimdi. Bir hayli genişlemiş oldu. Dolayısıyla hükümetin buna tepkisiz kalacağını sanmıyorum. Hani siyaseten dışa karşı tam bir destek vermiş olsa da içeride bu bahaneyle de daha doğrusu hatta ambargoların kıskacından kurtarmak için de olsa hükümet kanadının kontrolüne girmesini gerekçe göstererek şey yapabilirler. Yani kendi perde arkasında bunları muhakkak konuşacaklardır. Tabii yani bence o işaret ettiğin nokta çok önemli. Daha bu olayın ilk safhaları, bu şov kısmı geçilecek. Bu ayaktayız, beraberiz kısmı geçilecek. Ve tabii yani bu şok kısmı da bir anlamda geçilecek. Sonrasında işbirliği hatta ne olacak? Ama Hakkı Hocam olayın çok önemli bir uluslararası boyutu var. Çünkü biz biliyoruz ki devrim muhafızları ordusu konvansiyonel bir ordudan ibaret değil İran açısından. Bir uluslararası güç odağı, network, İran dış politikası açısından evet ekonomik boyutu da elbette işin var. Bu işin bir tarafı. Diğer bir tarafı da birçok kriz de Orta Doğu'da var fiilen. Bir de bütün bunlar olurken ABD'nin İsrail tarafında son derece bölgeyi ateşe atacak bir takım tasarrufları da var. Tam da bu zamanda devrim muhafızları ordusuna karşı yapılan bu hamle geliyor. Şimdi bu enteresan bir manzara ortaya çıkarıyor. Çünkü devrim muhafızlarının bölgede çok da hayır hah olmayan işler yaptığını biliyoruz. Ama ABD öyle bir görüntü oluşturuyor ki yani sanki İsrail'i güçlendirmek için İran'ı zayıflatmak gerekirmiş gibi bir görüntü de ortaya çıkarıyor. İranlılar tabii ki bunu böyle vurguluyorlar. Genel anlamda bu kararın uluslararası yansımalarını bölgesel ve küresel bizim için değerlendirebilir misin? Valla senin de dediğin gibi yani birçok açıdan değerlendirmek mümkün. Yani İran içi açısından işte Mehmet Hoca bahsetti biraz. Neredeyse ülkenin yarısı olan bir kurumdan bahsediyoruz. Kültürüyle, ekonomisiyle, siyasetiyle. Bir taraftan bölgesel etkiler tabii ki olacak. Yine bahsettiğin gibi işte Golan Tepelerinden tut, Güney Lübnan'dan tut, Suriye, Irak, bütün bu bölgelerde var. Daha geçtiğimiz ay çok basında yer tutmadı ama bence çok önemli bir dönüm noktasıydı. Hamas'ın 100 kilometrelik füzeyle İsrail'in Tel Aviv merkezini vurması, bütün o işte reklamı yapılan, yıllardır duyduğumuz İsrail'in demir kubbesini, tahat sistemlerini vesaire aşarak etkili bir şey yapması, bütün bölgenin aslında ne kadar birbirine bağlı, birbiriyle irtibatlı olduğunu görüyor. Çünkü Hamas'ın en büyük veya İran'ın en büyük suçlarından bir tanesi Amerika'nın gözünde Hamas'a verdiği bu silah desteği. Dolayısıyla İran bölgede aktif. Daha önce de bahsetmiştik. İran bütün bir bölgeyi bir bütün olarak görüyor. Yani konu konu değil, dosya dosya değil. Dolayısıyla biz Yemen'de, biz Filistin'de, biz Lübnan'da, Irak'ta, Afganistan'da biz farklı adımlar bekleyebiliriz Körfez'de. Tabii son tahlilde hep söylediğimiz gibi İran'ı yöneten insanlar da 40 yıllık devlet yönetimi tecrübesine sahip müthiş tecrübeli insanlar. Amerika ile tam ölçekli bir çatışmanın nereye gidebileceğini, sonucun ne olacağını çok iyi biliyorlar. Onun için stratejik sabır adını verdiğimiz alttan alma tabiri caizse politika uyguluyorlar. Trump geldiğinden beri normal reflekslerini pek uygulamıyorlar. Obama zamanındaki Amerikan askerlerini, körfezdekileri esir almak vesaire gibi şeylere gitmiyorlar. Irak içinde karşılıklı birbirlerinin varlıklarına tahammül ediyorlar. Haçlı Şabi grupları Amerikan konvoyunun önünü kesiyor. Amerikan konvoyu Haçlı Şabi birliklerini taciz eder tarzı hareketleri var. Bütün bunları birleştirdiğiniz zaman iki tarafta birbirlerini aslında dengelemeye çalışıyor veya böyle yoklamaya çalışıyor. Ama şu önemli, yani Trump'ın sen de bahsettin yani seçildiğinden beri 2016 Kasım'dan beri sürekli el arttırıyor. Evet. Şimdi biz en son ne konuşuyorduk? 12 şartı diyorduk ki bu İran açısından kabul edilemez. Bütün bölgesel politikasını değiştirmek istiyor.
Şimdi daha bunu hazmetmemişken, İran buna olumlu cevap vermemişken diyor ki bölgesel politikaları unut. Benim senin devlet yapınla problemim var. Bunu değiştirmezsen kötü olur. Şimdi sürekli hani nükleer anlaşmayla başlamıştık. Gel bunu revize edelim. İran revize etmeyince o zaman bütün bölgesel politikalarını değiştir. İran kabul etmeyince o zaman seni sorunlaştırırım bizatihi kendini. El arttırıyor. İran alttan alıyor. Bu nereye kadar alttan alır? Nereye kadar tahammül eder? Çünkü İranlı yetkililerin, biz bunu Humeyni'de de gördük, biz bunu Hameneyi'de de gördük. Şöyle bir anlayışları var. Bıçak kemiğe dayanmadan geri adım atmıyorlar. Hatırlarsan yani en azından kitaplardan vesaire. Humeyni'nin o meşhur zehir kadehi içiyorum. Yani artık ordu kalmadı, ekonomi kalmadı. İnsanlar cepheye gitmiyor, silah yok. Ama istersen savaşalım diye devrim muhafızları mektup yazınca tamam o zaman zehir kadehi içiyorum. Halbuki o teklifi 7 yıl önce yapanların hepsi vatan haini ilan edilmişti. Bu savaşın galibi yok. Hameney, 2008'de hatırlayalım yine Obama bir sürü buna mektuplar yazdı. Gel oturalım anlaşalım, ben İran'a saygı duyuyorum. Yok ben İran'la oturmam. 4 yıl sonra, 4 yıl sonra oturup kahramanca esnektik. Dolayısıyla o acı eşiği yüksek ama oraya geldiği zaman İran geri adım atıyor. Şimdi Trump bunu çok iyi biliyor. Trump tersine çok iyi çalışmış. Bütün söylenenlerin aksine İran reflekslerini, yönetici elitlerin reflekslerini çok iyi biliyor. Dolayısıyla çok hızlı, çok buyurgan, çok üstten gidiyor. Ve kısa süre içinde şeye sıkıştırmaya çalışıyor. Hatırlayalım. Obama dönemindeki yaptırımlarına petrol fiyatları 120 doları görmüştü. Bugün yarısı. Yani dolayısıyla İran o zamana göre çok daha zaman iki katlı hızlı akıyor. İran'ın direnci o kadar düşük. Ve İran'da şu tartışmalar yapılıyor. Yani şimdi cevap vermezsek bir sene, iki sene sonra cevap verecek elimizde hiçbir kozumuz olmayacak. Çünkü Haçlı Şabi'ye artık para akmıyor. Suriye rejimine para akmıyor. Nasrullah dün konuşmayı muhtemelen seyretmişsinizdir. Taraftarlarımız bize böbreklerini satıp para vermeyi teklif ediyorlar diyor. Yani bu ne demek? Para yoksa savaşamazsın. Yani slogan hamaset bir yere kadar. Dolayısıyla bu yaptırımlar daha bugün böyle. Daha dediğim gibi ikinci tur yaptırımlar Kasım ayında başladı. Şurada 6 ay olmadı. Dolayısıyla gidilen yer İran için olumlu bir gidiş değil. Trump da sürekli el yükseltiyor. Yani onun için İran'da kabul edelim diyenler de var. Daha sessiz konuşuyorlar, daha fısıltılı konuşuyorlar. Çünkü şu anda hamasi bir hava var İran'da. Herkes devrim muhafızlarına arka çıkmakla meşgul. Ama bu toz toprak yatışıp da arkada işte masalarda, toplantılarda, kapalı kapılar altında istişare yaparken arkadaşlar tamam bunu diyoruz ama gideceğimiz bir yer yok. Tamam 3 sene sonra da masaya oturabiliriz ama 3 sene sonra ekonomi gider mi? Şimdi biliyorsun sel de vurdu. Öyle. İran'da maalesef o da çok önemsemedi ama onun sonuçlarını biz önümüzdeki baharda falan çok acı göreceğiz. Ağır göreceğiz. Bu da var olan ekonomik krizi müthiş etkileyecek. Doğru. Yani çünkü gıda güvenliği tehlikeye girecek. İran son tarihinde kendi gıda güvenliğini sağlayan, dışarıya bağımlı olmayan bir ülkeydi. Ekonomi bu kadar kötüyken bir de orada gıdada bile dışarıya muhtaç kalırsan son yaptırımlarla çünkü yani İran'da kalan, çalışmaya devam eden bazı şirketler vardı. Küçük şirketler, Avrupalılar, Türk şirketleri. Şimdi onlar da korkacak. Çünkü İran devlet yapısını biliyoruz. Yani hiç alakasız yerde bir devrim muhafızları, bir teşeron çıkabiliyor. Onlar da korkacak, çekilecek. Bütün bunları beraber bir arada değerlendirdiğimizde gerçekten çok fazla bir şey görmüyoruz. Yani olumlu bir şey görmüyoruz. Biz zaten hani burada panellerde de yaptık. 2 yıldır, 3 yıldır da konuyu değerlendiriyoruz. Maalesef gittikçe geriliyor. Nasıl sonuçlanacak onu şu anda kestiremiyoruz ama süreci dikkatli seyretmek lazım. Kesinlikle ve bu gerginliğin de eğer çok böyle mucizevi ya da radikal bir adım atılmazsa çok kısa vadede sonlanacağını herhalde öngörmek de mümkün değil. Şöyle bir şey diyor İranlılar, bir cümleyle öyle bitireyim. Yani Hameney Amerika ile anlaşabiliriz ama Trump'la olmaz gibi bir yaklaşımı var diyorlar. Yani hani artık ilkesel olarak Amerika ile oturmayalım değil, oraya geçmiş. Ama Trump'ın bu buyurgan dili, geçtiğimiz günlerde bu şeyin muhacirhanenin de böyle bir şey oldu. Ya yani muhacirhane gibi son derece makul bir adam bile, şimdi sonuçta bir İranlı ortalama psikolojisi var. Yani Trump'ın bu buyurgan dilinden hoşlanmıyorlar. Ama Trump da seçimleri kazanacak gibi görünüyor. Trump da yakın zamanda bir yere gitmiyor. Dolayısıyla bu planlara da işe yarar mı çok emin değilim. Yani ben de açıkçası tabii bunu takip edeceğiz. Şunu herhalde söyleyebiliriz Mehmet Hocam. Trump şu konjonktürde yapı atabileceği radikal adımlardan birini attı. Bundan sonra biraz daha tonu düşürüp belki İran'ın müzakere masasına oturmasını kolaylaştıracak adımlar da atabilir. Yani yapacağını yaptı. Çünkü İran bu söylemler devam ederken muhtemelen masaya bu kadar rahat oturamayacaktır. Ama tabii ki ülke içindeki gelişmeler ve bölgesel gelişmelerde yani bunu nasıl katkıda bulunacak? Ben de bir cümle ekleyeyim. Bence Trump geri adım atmayacak.
Çünkü biz hiç geri adımdan bahsetmiyoruz. Söylem evet, bazında. Evet yani şeyde de bu beklendi. Yok hocam şeyde de bekledik ya biz 12 maddenin de neresini yumuşatacak diye. Ama yok şu yumuşatma bir noktaya varamadılar. Burada değil, da yumuşatma değil de şu. Bunu yapıyor mesela. Sonra Trump çıkıyor diyor ki ön koşulsuz görüşmeye hazırım. Şimdi pratikte hiçbir anlam ifade etmiyor. İşte ama yani, diyor evet. ki 12 maddeyi koyuyor, yaptırımı koyuyor. Şimdi mesela bunu yaptılar. Devrim muhafızları örgütünü terör örgütü ilan ettiler. Hemen peşine Amerikalı yetkililer açıklama yaptı. Biz kesinlikle İran'la savaş istemiyoruz. Bir şey, buna bir şey daha ekleyeceğim. Bir şey kaçırmadıysam Trump'tan tweet gelmedi. Evet. Normalde hiç kaçırmaz. Normalde evet. Yani dolayısıyla Pompeo konuştu. Dolayısıyla Bolton Trump'ın konuştu. Bolton konuştu. Dolayısıyla Trump her ne kadar bu maddelerden geri adım atmaz abi de tamam. Altısında el sıkışalım demez. Ama söylem noktasında bir hafif esneme göstermesi dahi İran'daki o süreci belki hareketlendirebilir. O yetmeyebilir. Yetmeyebilir. Yani, onun en azından bir mukaddimesi olabilir belki. Sonraki aşamalarda tabii ki görmek gerekir. Doğru. Ama bu krizin bu şekilde devam edemeyeceği, İran'ın bunu sürdüremeyeceği aşikar. Ülkedeki durum ortada, bölgedeki durum ortada. Biz de elbette takipte olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim Mehmet Hocam, Hakkı Hocam değerlendirmeleriniz için. Bir başka haftalık İran gündem değerlendirmesinde tekrar buluşmak üzere. Sağ olun, var olun.